Bugün 28 Kasım 2019 Perşembe. T24 manşete hoş geldiniz. Gündemimiz: AKP'den ayrılanlar iktidarı sarsar mı? AK Parti kurucusu Fatma Bostan Ünsal'ın cevabı. Ahmet Altan, cezaları ve ödülleri. Balkan depremleri Türkiye'ye uzanır mı? Profesör Doktor Ahmet Ercan yorumluyor. Ve başka haberler, analizler. T24 manşet başlıyor. Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi: AK Parti'den ayrılacak olanlar ne yapabilir, nasıl bir güce kavuşabilir ve bunun AK Parti'ye, iktidara nasıl bir etkisi olabilir? Biz bu konuyu önemli bir isme danıştık. AK Parti kurucularından eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, insan hakları aktivisti Fatma Bostan Ünsal'a danıştık. Şöyle dedi: AK Parti içinde daha önce de hem de önemli mevkilerde olup da yollarını ayıranlar olmuştu. Fatih Şener ve İdris Naim Şahin örnekliğinde olduğu gibi. Onlar da parti kurmuşlardı ama çok küçük kalmışlardı. Destek çok azdı. Fakat bu yeni oluşumları o ikisiyle karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü bu iki oluşumda 3 yıldır 4 yıllık bir arka planın üzerine olmuştur. Genel olarak Türkiye'de partilerden ayrılanlar tek dikiş tutmuyor diye söylenir. İşte Adalet Partisi'nden ayrılan Demokratik Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Güven Partisi'nde olduğu gibi. Fakat yine Süleyman Demirel'in anılarından biliyoruz ki Demokratik Parti'nin şeklinde ayrılmış olması Adalet Partisi'nin iktidarına mal olmuştur. Sonra Süleyman Demirel pişmanlığını da belirtmiştir. Bu yüzden eğer bir paralellik kuracaksak partilerden ayrılma şeklinde, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Demokrat Parti'ye benzetebilirim. Etkisi olarak da ona benzer diye düşünüyorum. Ayrıca çok büyük miktarda belki olmayabilir bu iki partinin de desteği. Fakat bu küçük miktardaki kamuoyu desteği bile AK Parti'den kayacak. Az bir miktardaki kamuoyu desteği bile sonuç itibariyle çok büyük değişikliklere sebep olacaktır. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinde 3-5'lik bir destek dahil hükümetin kurulamamasına sebep olmuştu. Şimdi de benzer şekilde işte kamuoyu araştırmalarından öğreniyoruz ki hele iki kanadı düşündüğümüzde %15-20 civarında bir destek kaybı olacaktır. Bu AK Parti iktidarına mal olacak bir durumdur. Oldukça önemli yorumlar bunlar. Bu söyleşiyi telefonda yaptığımızda Fatma Bostan Ünsal Diyarbakır'daydı. Niye Diyarbakır'daydı? Hukukçu, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümü etkinlikleri vardı. Onu bulmuşken o konuda da iki kelime etmesini rica ettik. Tarihini hatırlayan, tarihi varlıkları korumaya adayan bir insanı hatırlamamız gerekiyor. Mahcubiyetimizi belirtmemiz gerekiyor. 4 yıl geçti ve hala kimin öldürdüğünü bulamamanın mahcubiyetini taşıyoruz. Barış ilişkin sözlerini paylaştığımızı, destekçisi olduğumuzu da ifade ediyoruz ölümünün yıl dönümünde. Fatma Bostan Ünsal'ın söyleşisinin tam halini, bunun aşağı yukarı iki katı T24 videoları arasında yakında bulabilirsiniz. Çünkü enteresan konular var, daha derinleştirdiği, açtığı konular da var. Bu arada ilk konudaki yorumlarından birisi de AKP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gelen Mustafa Yeneroğlu'nun ayrılmasını da çok önemli bir işaret olarak yorumlamıştı. Gelelim iç gündemin diğer maddelerine ama çok da fazla uzaklaşmayacağız. Liderlerden bahsediyoruz. İktidarın alternatifi ne olabilir konusundan gidiyoruz. Biliyorsunuz Habertürk TV'de Ali Babacan'ın söyleşisinden öne çıkanları dün sizinle paylaşmıştık. Fatih Altaylı. Bu kez de programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti dün akşam. Programda İmamoğlu "bugüne kadar neler yaptınız" sorusuna yanıtlar verdi.
Ekrem İmamoğlu en başta kamu ahlakı, kamu yönetimi düzeninin gerçek manasına kavuştuğu sürecin temellerini atıyoruz. Bütçe disiplinini gerçekleştiriyoruz diye cevap verdi. Devamla israf ve tasarruf diye iki kalemi önceledik diyen İmamoğlu, 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırma bedellerini bertaraf ettiğini açıkladı. İstanbul'da bir kent konseyinin kurulduğunu hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yüz binlerce insanın içinde olduğu, eleştirel ve tavsiye gözlüğüyle bakan bir gönüllü meselesini devreye sokacağız diye konuştu. Göreve geldiğinde 8 metro hattının inşaatının durmuş olduğunu söyleyen İmamoğlu, buradaki çalışmaların yeniden başlayacağını duyurdu. Yapılan diğer çalışmaları, 30 bin öğrenciye burs veriyoruz. 22 kreşin inşaatı başladı. Milli bayramlarda halkımız ücretsiz otobüse biniyor. Hafta sonu 24 saat ulaşımı açtık. İstanbul Otogarı'nın altı suç mekanizmasına dönmüştü. Artık orası bizim denetimimizde şeklinde sıraladı. İmamoğlu su zammına ilişkin olaraksa hiçbir zammın kaynağı İBB olamaz. Türkiye'de akaryakıta zam olmasın, biz de zam yapmayalım ifadelerini kullandı. Önümüzdeki bir yıl için İstanbul'un su sorunu yok diyen İmamoğlu deprem konusunda da çalışmalarının sürdüğünü ekledi. Öte yandan Büyükşehir Belediye Kanunu'nun değişmesi konusunda bir komisyon kurulması amacıyla 11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Beştepe'ye gittiklerini hatırlatan İmamoğlu, 77 gün geçti, yapılan sadece bir tane sıradan bir WhatsApp grubunun kurulması şeklinde konuştu. Önce Babacan sonra İmamoğlu demişken izninizle bir yazı önereyim TR24'ten size. Murat Sabuncu arkadaşımız bugün bir makale yazdı. İmamoğlu'nun heyecanı Babacan'ın çalışkanlığıyla iktidara alternatif bir ittifak ortaya çıkarabilir dedi. Yazısının başlığı böyleydi. Evet, bunlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili öngörüler, yorumlar ama içinde yaşadığımız zaman dilimi de Türkiye'nin bugünü ve bugün de her zaman yaşadığımız bazı tatsız olaylar cereyan ediyor. Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun farklı düşünen herkes iktidar tarafından tek bir başlıkta toplanabiliyor biliyorsunuz. Terör. İktidar açısından oldukça kullanışlı görünen bu yöntem beraberinde yoğun bir adli mesai de getiriyor. Hemen her gün siyasi gerekçelerle gözaltılar, tutuklamalar yapılıyor, davalar görülüyor. İşte son günlerden birkaç örnek. HDP, DBP, İHD ve SES yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Ankara, Antep, Urfa, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Adıyaman'da yaşanan gözaltılarda toplam sayının 100'ü aştığı belirtiliyor. Ankara'da aralarında İnsan Hakları Derneği Şube Eş Başkanı Fatin Kana ve eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın da bulunduğu 11 kişi 2016 yılında yapılan eylem kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Fuat Avni haberlerini yayınladıkları gerekçesiyle bir gün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında çıkan ara kararsa tartışma yarattı. Mahkeme gazetecilerin kaldığı otellerin ve aynı tarihlerde o otellerde kalmış olan kişilerin FETÖ ile iltisakının bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de gözaltına alınan ve hükümete yakın medya tarafından Türkiye'yi kaosa sokacak hain planlar yapma iddiasıyla uzun süre manşete taşınan Büyükada davasında savcı mütalası açıklandı. Mütalada tüm sanıklar hakkında uluslararası casusluk ve terörizmin finansmanı suçlarından yürütülen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada 6 sanık için silahlı terör örgütlerine yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcılık 5 sanığın ise beraatini istedi. Tutuklandı. Epeyce bir zaman hapiste kaldı. 3 yıl 2 ay kadar bırakıldı. Çok geçmeden yeniden tutuklandı ve sonrası henüz bilinmiyor. Ahmet Altan'dan söz ediyorum. Uluslararası Af Örgütü bir çağrı yaptı ve Ahmet Altan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi. Uluslararası Af Örgütü 1138 gün sonra tahliye edilip bir hafta sonra yeniden tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan'ın serbest bırakılması için acil eylem planı başlattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e hitaben başlatılan imza kampanyasında Altan'ın fikirlerinden dolayı hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi ve tutuklu olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Bu arada Ahmet Altan Türkiye'de yayımlanmayan Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim kitabının Fransızca versiyonuyla André Malraux ödülünü kazandı. Aynı esere bir ödül de Almanya'dan geldi. Altan Nazilere karşı direndikleri için idama mahkum edilen Hans ve Sophie kardeşlerin adını taşıyan Scholl Kardeşler ödülüne layık görüldü.
ödülü veren kuruluşun başkanı Mikhail Ten yaptığı açıklamada ağzını açan herkes susturuluyor. Ancak Ahmet Altan gibi biri o kadar kolay susturulamaz. Zira yazılarındaki ve kitaplarındaki cümleler çok yüce diye konuştu. Ahmet Altan'ın çok yüce denilen cümlelerinden bazı örnekler Almanya'daki ödül törenine gönderdiği mesajda okundu. Altan'ın mesajından çok küçük bir bölümü aktarmak istiyorum. Bir insanın hayatında hayatından daha değerli bir şey olmalı. Uğrunda hayatından vazgeçebileceğin kadar değerli bir şey. İnsanlar bütün canlılarda bulunan bir içgüdüyle en önemli ölçünün yaşamak olduğuna inanırlar. Yaşamak ne olursa olsun yaşamak. Kendi hayatlarından bir ışık yaratamayanlar ölümün çaresini öldürmekte ve nefrette arıyorlar. Hiçbir insanın macerası mutlu sonla ulaşmaz çünkü herkes ölür. Zaten mutsuz bir şekilde bitecek olan ve pek de anlamı olmayan bu hayatı nefretle doldurarak daha da anlamsız ve mutsuz kılmanın insanoğluna yararı ne? Bunun bir yararı olmadığını şimdi söylemeyeceksek ne zaman söyleyeceğiz? Biz söylemeyeceksek kim söyleyecek? Ahmet Altan bunları söyledi. Mesajında bizim şimdi devamlı bahsettiğimiz konular var biliyorsunuz. Bunlardan biri ekonomik kriz, diğeri Türkiye'de insan hakları, özgürlükler ve medyanın durumu. Bu konuların üçünün de birleştiği bir haber var şimdi sırada. Ekonomik krizin dev dalgalarından kaçamayan medya kuruluşları bir bir kapanmaya devam ediyor. Ekonomik koşulları gerekçe gösteren bazı televizyon kanalları yayın hayatlarına son veriyor. Geçtiğimiz günlerde eski devlet bakanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV ve Olay Radyo yayın hayatına son vermiş, 35 çalışanı işsiz kalmıştı. Şimdi ise 5 Ağustos'ta yayına başlayan ve Tex Medya bünyesinde yer alan TYT Türk yayınlarını durdurma kararı aldı. Bugüne kadar çalışanların maaş, sigorta ve giderler için 10 milyon Türk lirasına yakın para harcadığını belirten kanalın satışı için 5,5 milyon lira istendiği söyleniyor. Kararın ardından kanal bünyesinde çalışan 80 kişinin de görevine son verildi. İslami yayın içeriğiyle öne çıkan ve Akabe Vakfı'na bağlı olarak 13 yıldır yayınlarını sürdüren Hilal TV'de ekonomik koşullar nedeniyle yayın hayatına son vermek üzere. Medyaya ilişkin bir başka kötü haberi de geçenlerde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal duyurmuştu. İkinci yargı paketindeki icra iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması maddesinin yerel basına ağır bir darbe vuracağını söyleyen Tanal, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 1100 civarındaki yerel gazeteden 800'e yakını kapanabilir ve binlerce basın emekçisi daha işsiz kalabilir demişti. Şimdi bu olumsuz haberler üzerine bir iki tane de olumlu cümle kuralım. Tümüyle kötümser olmayalım. Medyanın büyük bölümü yanlı yayınlar yapıp rengini, ruhunu ve tabii okurunu, izleyicisini kaybetti. Bazı yayınlar da parasızlıktan iflas ediyor ama internet üzerinden pek çok alternatif ortaya çıkıyor. Birçok YouTube kanalı buna örnek. PYD formatındaki Pencere gazetesi buna örnek ki biz yaklaşık 6 hafta kadar önce haber bültenimize başladığımızda onlar da yayına başladılar. Ve bir haber daha. İstanbul'da İstanbul Telgraf adıyla haftalık bir gazete yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Gazetenin kurucularından aynı zamanda T24 yazarı olan Tuğrul Er Yılmaz köşesinde kent ekonomisi, kent mimarisi, kent sanatı, kısacası kente ait olan her şey gazetenin konusu diye yazdı. Ne diyelim, yolları açık olsun. Ve bir başka haber, deprem haberi. Biliyorsunuz son günlerde durmadan deprem haberleri geliyor. Balkanlar sallanıyor. Arnavutluk'ta yaşanan 6.4'lük deprem çok yıkıcıydı. Galiba en son gelen habere göre 31 kişi öldü. Ardından Bosna Hersek'te 5.4, Girit'te Yunanistan'da 6 şiddetinde depremler peş peşe yaşandı. Uzmanlara göre bu depremler birbirini tetikledi. Ve Türkiye'de bu depremlerden sonra akıllara bir soru geldi tabii. Bu depremler Türkiye'de depremlere yol açar mı? İstanbul depremini tetikler mi?
Biz bu konuyu deprem bilimci, akademisyen Profesör Doktor Ahmet Ercan'a sorduk ve ondan gayet net, somut şöyle bir cevap aldık. Arnavutluk'ta ve bunun hemen arkasından Bosna Hersek'te ve onun arkasından hemen Girit'te olan depremler aynı deprem kuşağı üzerinde olmuştur. Biz buna Güney Ege dalma batma kuşağı diyoruz. Bu kuşak Fethiye'den başlıyor. Rodos üzerinden Girit, Girit üzerinden Mora, Mora'dan Adriyatik'e doğru uzanıyor. Bu dalma batma kuşağının ana nedeni Afrika bloğunun burayı toslaması. Hem Adriyatik'i hem Ege Denizi'ni ve hem Batı Anadolu'yu toslaması ve kuzeye doğru 3-4 santimetre ile itmesi sonucunda oluşmuş deprem bunlar. Burada olabilecek depremlerin bence orta büyüklükte bir tanesi oldu. Burada beklenen deprem büyüklüğü 6 ile 7-3 arasında değişebilir. Deniz kaynaklı olan depremlerde süpürtü dalgalarında oluşup kıyılarda büyük hasar yaptığı görülmüştür tarihte. Şu anda depremin artçılarına baktığımız zaman 5-10'da 3, 5-10'da 6 gibi artık inme süreci içine girmiştir. Bosna Hersek ve Girit depremleri Arnavutluk depreminin tetiklediği depremler olduğunu sanıyorum. Bu depremlerin Türkiye'de bir deprem yaratma olasılığı yoktur. Tamamen işleyişi farklıdır. Yani İstanbul'da bir deprem ile etkileşim içinde yoktur. Onun için hiç Marmara bölgesinde olanlar boşuna heyecanlanmasınlar, korkmasınlar. Ve Türkiye'nin diğer yerleri için de bu aynı şekilde geçerli. Yani bu sadece Güney Ege yayı boyunca olan derin depremlerdir. Bir ekonomi haberi var sırada, emeklilik raporu ile ilgili. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD üye ülkelerde emeklilikle ilgili durumun araştırmasını yaptı ve bir rapor yayınladı. Emeklilik yaşları, maaşları ve emeklilik için kesintilerin yer aldığı rapora göre Türkiye'de milli gelirin yaklaşık %7'si emekli maaşlarına gidiyor. OECD emeklilik görünüm raporunda Türkiye'de 2018 yılına kadar erkekler için 51, kadınlar için 48 olan emeklilik yaşının yeni düzenlemeyle 62'ye çıkartılacağı kaydedildi. Hükümetlerin emeklilik maaşlarına gayri safi yurt içi milli hasıladan yaptığı katkı oranında Yunanistan yaklaşık %17 ile ilk sırada yer aldı. OECD ortalamasının %8 olduğu bu sıralamada İzlanda ve Meksika %2.1 ve %2.2 ile son sıralarda yer aldı. Ayrıca 65 yaş üstü emeklilerde yoksulluk oranının ortalama %13.5 olduğu OECD raporunda Türkiye %15 ile orta sıralarda yer aldı. Raporda 65 yaş üstü nüfusa dair de çarpıcı veriler var. Üye ülkelerde 1980 yılında çalışan nüfus içinde 10 kişiden ikisinin 65 yaş üstü olduğu hatırlatıldı. 2020 yılında yani gelecek yıl bunun 3'e, 2060 yılında ise yine 10 kişi içinde 6'ya çıkacağı uyarısı yapıldı. Türkiye'de ise 2060 yılına gelindiğinde 10 kişiden 4.5'i 65 yaşın üstünde olacak. Yani epeyce bir yaşlanıyor dünya nüfusu ve bu arada Türkiye nüfusu da. Bu yaşlılığı körükleyen, sağlık koşullarını olumsuz etkileyen şeylerden biriyle şimdi devam edelim. Uyuşturucu. Türkiye'de ve dünyada önemli bir sorun bu. Her sene uyuşturucu kullanma yaşının daha da düştüğü yolunda haberler okuyoruz. Konunun önemli bir boyutu da şu. Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar amaç dışı kullanılabiliyor. Yasal çerçevede eczanelerde satılan bu ilaçlar yasa dışı yollarla uyuşturucu bağımlılarının eline geçebiliyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 2019 raporuna göre kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen ve bağımlılık yapıcı özelliği bulunan ilaçların amaç dışı kullanımı 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat arttı. Raporda 2017 yılında amaç dışı kullanılan kırmızı ve yeşil reçeteli tablet sayısının yaklaşık 539 bin olduğu, bu sayının 2018'de 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlara sık sık sahte reçete yoluyla ulaşılmaya çalışılıyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de uyuşturucuya başlamanın en büyük nedeni merak. 2018 yılında ayakta madde bağımlılığı tedavisi gören kişi sayısı 251 bindi. Uyuşturucu kullananlar bu alışkanlığa çoğunlukla esrar ile başlıyor. Bir kısmı da ilk olarak eroin kullanıyor.
Uyuşturucunun %72'lik oranla ilk olarak arkadaş çevresinden temin edildiği vurgulanıyor. Bu arada Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile Europol tarafından ortak hazırlanan raporda, Afganistan'dan Avrupa'ya getirilen eroinin genel olarak Türkiye'deki organize suç gruplarının kontrolünde olduğu belirtildi. Bültenin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve kısa haberlerimiz. Şimdi ilk kısa haberimiz, görüyorsunuz görüntü burada önemli olan haber. Ben ne desem bilemedim doğrusu. Biliyorsunuz Donald Trump adında bir adam var. Bu Twitter hastası birisi, durmadan tweetler atıyor. Boş zamanlarında da ABD Devlet Başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyor. Şimdi bunu da tweet olarak paylaştı. Burada tabii vücut anladığım kadarıyla bu Rocky, Sylvester Stallone'nin Rocky Balboa. Buradan Trump Balboa çıkar mı biraz zor. Ortak özellikleri çok az bilmiyorum. İkisi de ABD vatandaşıdır belki. Ha, bir de yaşları. İkisi de 73 yaşında, belki bir ortak şeyleri. Bununla ilgili bir sürü paylaşım daha var. Yapılan yorumlara şöyle bir baktım. Bir tanesi dikkatimi çekti. Böyle harika göğüsler görmedik Trump diyor. Hadi göğüslerini harika göğüslerini göster diyor da. Bildiğim kadarıyla Trump o harika göğüslerinin hemen altında harika bir göbeği olması lazım. Merak ettim, baktım, böyle fuzuli işlerle uğraşıyorum bugün. 1.88 boyunda ve 115 kilo, eğer son zamanlarda daha ağır bir hale gelmediyse 115 kilo. Ne diyelim, başka bir şey demeyelim. Twitter şımarıklıkları. Gelelim bir başka habere. Çin'de kuantum okuma çılgınlığı. Şimdi Çin'de böyle kurslar açılıyormuş. Çabuk okumak, çok şey öğrenilecek ya. Ve 5 dakikada 10 bin kelime okuyabiliyorsunuz. Ama nasıl biliyor musunuz? Şimdi alıyorsunuz kitabı ve bu kurslardan başarıyla geçtiyseniz şöyle. Ve şu anda ben bu kitabı okudum. İnanır mısınız? Biraz zor, ben inanmam ve zaten bazı bilim adamları da bunun çok sağlıklı olmadığı, ancak bir takım izlenimler akılda kaldığını söylüyor. Yine de bir şey diyemiyoruz tabii. Çinliler bu yoldan ilerliyor. Bir başka haber. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırması bu. Hem de çok yoğun bir, yani 15 yıl araştırmışlar. 2 milyon kişiyi soruşturmuşlar. Bu 2 milyon kişi ergen denilen, ya yani 11 ile 17 arası, yaş arası. Ve bunlardan her 5 kişiden 4'ünün bu gençler arasında hareketsiz olduğu, fazla hareket yapmadığı, egzersiz hiç yapmadığı, fazla yürümediği falan ortaya çıkmış. Ne diyelim, ama hepsi online. Yani böylelikle ömürleri kısalıyor gelecek kuşaklar. Gelelim bir başka habere. Bu acıklı bir haber. Şu görüntü bile zaten çok acıklı. Bir geyik bu. Tayland'da ölü bulunan bir geyik. Doğada ölü bulunuyor. Ve içinden, midesinden 7 kilo kadar çöp çıkıyor. Çöp. Yani naylon poşetler var içinde. Naylon sicimler, poşetler, torbalar. Korkunç bir şey. Şu ekolojik felaket dediğimiz şey öyle uydurulan bir şey değil. Çok uzaklarda bir kavram da değil. İşte görüyorsunuz. Hayvanın içinde 7 kilo böylesine bir ekolojik felaket var. Evet, son habere geldik galiba. Kötü seks ödülünün prestiji. Şimdi bu haberi tam anlamadım ama nasıl tercümanlar bazen anlamadığı kelimeleri tercüme ediyorsa, ben de anlamadığım bir haberi aktarmaya çalışacağım. Şimdi en istenmeyen edebiyat ödülüymüş bu Britanya'da. 1993'ten beri böyle bir ödül verilirmiş. Neymiş konu? Kötü seks ödülü. Yani cinselliğin olağanüstü kötü, başarısız, beceriksiz bir şekilde tasvir edildiği kitaplara böyle bir ödül verilirmiş. Bu ödülü alan ve 2 Aralık'ta da işte neyse, plaket mi veriyorlar, madalya mı bilmiyorum. Bunu alacak olan kişi de çıkmış ortaya, hatta teşekkür etmiş, bu demiş prestij meselesi. Ben yine anlamadım, bu nasıl bir prestij meselesi olur? Ve bunu dış haberler editörümüz Kaan Kurtuluş'a sordum. O da bana açıklamaya çalıştı. Onun anlayıp anlamadığından emin değilim ama kitabın bütünü dedi kaliteli olmalı. Sadece o cinselliği tasvir ettiği bölümler kalitesiz olmalı. Ben yine anlamadım ama Kaan şu şekilde konuyu bağladı. Bu İngilizlerin mizahıdır abi, sen anlamayabilirsin dedi. Anlamamaya devam ediyorum. Belki yarına kadar düşünürüm bu konuyu. Yarın saat 17'de tekrar buluşalım. Hoşça kalın.